Mayın 4-dən 5-nə keçən gecə Azərbaycanlı ictimai fəal Bayram Məmmədovun ölüm xəbəri yayıldı. Onun ölümü ilə bağlı İstanbul şəhər Kadıköy polisinin rəsmi açıqlamasında əslində olanlarla üst-üstə düşməyən məqamlar var. Buna görə də yaxınları bunu şübhəli ölüm sayır. Rəsmi açıqlamada səhv qeyd olunan detallar nələrdir? Fəalın ölümü ilə bağlı hansı maddə ilə cinayət işi açılıb? Məhkəmə tibbi ekspertiza yekun rəyini nə vaxt açıqlayacaq? Bayramın vəkili Oğuzhan Topalkara ilə birlikdə izah edirik. Bayram Məmmədovun ölümünün şübhəli hesab olunmasının əsas səbəblərindən biri Kadıköy polisinin rəsmi açıqlamasıdır. Vəkil Oğuzhan Topalkara da deyir ki, polisin rəsmi açıqlamasında ciddi səhvlər var, amma bunun etinasızlıqdan yoxsa qəsdən edildiyi hələ ki bəlli deyil. Birincisi, rəsmi məlumatda cəsədin Haydar Paşa qarı yaxınlığından çıxarıldığı deyilir. Əslində isə Moda sahildə tapılıb. Haydar Paşa məsələsi şöyle, çıxartdıqları yer Haydar Paşa, çıxdığı yer deyil. Çıxdığı nerdə bulunduysa, nerdə bulunduysa orada bulunuyor. Sahil güvenliğini aldığı yer Moda, yani denize girdiği söylenen yer. Lakin sahil güvenliğini alıp Jomorka, onu Haydarpaşa'ya götürüyor, Haydarpaşa'dan çıkarıyorlar. Kadıköy polisinin ilk hatası bu, böyle bir şey yok öncelikle. İkincisi, polis fəalın üzə bilmediği halde denize girdiğini deyir. Aslında ise o, üzmeye yaxşı bacarım. Oradaki park güvenliğiyle söylüyor ki, ben bu şahsı daha önce gördüm, gelip yüzerdi ara sıra. Yani Bayram'ın yüzme bilmediği meselesini söylenmesi mümkün değil. Kesinlikle yüzme iyi bildiği gibi. Zaten o günde beyana göre daha önce girmiş, yüzmüş, sonra uyarı için gelmişler vesaire, sonra tekrar girmiş. Terliği düşünce. İddia bu yönde. Dolayısıyla Bayram Mamadov yüzme bilmiyordu iddiası. İç başından gerçeği yansıtmıyor. Üçüncüsü, polisin açıklamasında onun barisinde maktul, yani qətlə yetirilmiş şahs ifadesi işlenip. Bu ne demeydi? Soruşturma şöyle yürür adli olaylarda Türkiye'de. Hani her zaman teorik olarak kişinin öldürüldüğü, kişinin doğal şekilde ölmediği üzerine yürür. Dolayısıyla doğal şekilde ölmeyen kişi de hep maktul muamelesi görür. Maktul, mağdur ve şüpheliler vardır bu soruşturmalarda. Dolayısıyla evet, orada Türkçenin bir kullanım noktasında bir sorun var ama hani diğer meseleler daha önemli. O biraz kelime hatası denebilir yani. Məlum olan detallardan biri de budur ki, Bayram Məmmədovun cəsədi tapılandan sonra 2 gün ərzində hüquq mühafizə orqanları onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə çalışmayıb və məhkəmə tibbi ekspertizası da keçirilməyib. Bizə söylənən şu, bizim doktor arkadaşlarımız tarafından, eğer başlangıçta fotoğrafları doğru düzgün çekildiyse otopsi 2-3 gün geçmesinde bir şey olmaz. Yani çok ölüm morlukları değişir çok kısa bir süre içerisinde. Lakin bunlar fotoğraflarla vesaire tespit edilebilir. Dolayısıyla çok büyük bir sorun olacağı düşünülmüyor. Ama şunu bilmiyoruz henüz yani. Düzgün bir şekilde fotoğrafları çekildi mi? Düzgün bir şekilde cenazeye muamele edildi mi? Getirilip götürülürken tıbbi prosedürler uygulandı mı? Bunları bilmiyoruz. Tabii o süreçte bir delil karartma durumu olduysa bunu tespit edebiliriz. Ama olmadıysa büyük bir sıkıntı olacağı düşünülmüyor şu an. Bize söyleyen bu yönde yani. Hazırda ise görülen esas iş Bayram Məmmədovun evinden Moda sahile kadarki olan yol boyunca təhlükəsizlik kameraları görüntülerini elde etmeye çalışmaqdır. Eyni zamanda vəkillər fəalı suda görüb sahil mühafizəsi xidməti əməkdaşına xəbər veren turisti de aktarır. Orada bir ordu evi var. Çeşitli işletmeler var vesaire. Onlarla görüşüp orayı görebilen kameralar hangisiyse onların varsa numaraları, adresleri vesaire alıp savcılığa bunları sunmaya çalışıyoruz. Asıl ilk olarak bayramı gören ve güvenliği çağıran bir turist var. Söyleyene göre, beyana göre. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. Onun kim olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz ama onun beyanı alınmamış şu an. Biz de ona dair çalışmalar yapıyoruz. Yani onu bulmaya çalışıyoruz. Hani çünkü kaydetmemişler. Hani şu şahıs geldi bize söyledi tarzı bir kayıt yok. Dolayısıyla yine kamera görüntülerinden vesaire bulunabilecek bir şey bu ancak. Buna dair çalışmalar yapıyoruz. Yani şu ana kadar dinlenen tüm tanıklar ya parkın özel güvenlik görevlileri ya da devlet memurları, sahil güvenlik çalışanları vesaire. Türkiye qanunvericiliyinə göre təbii ölüm olmayan hallarda başlayan cinayet işi konkret her hansı madde ile yox ümumi başlayır. İstintaqın gedişində elde olunan dəlillərə əsasən cinayet işi genişlendirilir. Oğuzhan Topalkara deyir ki, əgər istintaq zamanı Bayramın qətlə yetirildiyinə dair dəlillər aşkar edilərsə, onda istintaq təkcə Türkiye'de devam etməyəcək. Bayramın Azərbaycandakı siyasi fəaliyyəti də nəzərə alınaraq istintaq hər iki ölkəni əhatə edəcək.